Terra Amerikan Sanatı Vakfı'nın depolarından birinde Amerikalı sanatçı Samuel Coleman tarafından yapılmış büyük bir tabloya bakıyoruz. Bu tablo iç savaştan hemen sonra yapılmış. Sanıyorum tam yapılma tarihi 1868. O yılda yapıldığını düşünmemizin sebebi Glad Tidings isimli geminin babadan oğula geçmesi. Yani belki de bu geminin devri tablonun yapılmasına sebebiyet vermiş olabilir. Araştırmalarımız iç savaş dönemi ve sonrasında pamuk taşıyan Glad Tidings isimli gemi hakkında pek çok şeyi açığa çıkardı. Gemi New Orleans, New York ve Londra arasında bir rota izliyormuş. 21. yüzyılda yaşayan bizlere göre bir liman şehri olan New York için gemilerin önemini göz ardı etmek kolay. Halbuki New York sular üzerinde yaşayan bir şehirdi. Serveti ve refahı kıyı boyunca ve aynı zamanda Avrupa'ya yapılan ticaretin bir sonucuydu. Ön kısımda gördüğümüz geniş yelkenli gemiler Atlantik aşırı yolculuğu sağlayan deniz araçlarıydı. Sola doğruysa bir buharlı gemi görüyoruz. Yani tabloda yelkenli gemilerle buharlı deniz araçları bir araya getirilmiş. Bu iki teknoloji bu dönemde hala birlikte çalışabiliyordu. Bu geçmiş ve geleceğin bu tür zıtlıklarıyla ilgili bir tablo ve bence sanatçının bu tabloyu iç savaştan sadece birkaç yıl sonra işler gerçekten değiştiğinde yaptığına şaşmamak gerek. Ne de olsa sadece yelkenli gemilerle buhar gücü arasındaki zıtlığın değil, nakledilen ürünlerin de değiştiği bir dönemden bahsediyoruz. Sağ tarafta yüksek ihtimalle New Orleans'tan gelen ve başka bir gemiyle Londra'ya gönderilecek olan pamuk balyalarını görüyoruz. Tam olarak bilmiyoruz ama bu pamuğun varlığı Pamuk Krallığı'nın muhteşem zenginliğini ima ediyor olabilir. Amerika'nın güneyi tüm dünya çapında kullanılan pamukları üretiyordu. Özellikle de İngiltere'deki fabrikalar bu pamukları çok fazla kullanıyordu ve pamuk inanılmaz derecede değerli bir maddeydi. Güney için oldukça büyük bir gelir kaynağıydı. Ancak yoğun bir iş gücü ve esir edilmiş kölelerin iş gücü kullanılıyordu. Bu yüzden ürün iç savaşla bağlantılıydı. İç savaşa giden günlerde pamuğun dünyadaki, dünya pazarındaki gücü konfederasyona İngiltere ve Fransa'nın kendi tarafında olacakları güvenini verdi. Eğer bu tür bir ekonomik güç olmasaydı konfederasyon birlikten ayrılmak için bu kadar cesur davranamazdı. Ve aslında o yıl London Illustrated News gazetesinde savaş sonrası dönemde Amerikan pamuğunu Kuzey İngiltere'nin fabrikalarına getiren Amerikan gemilerinin bu yaptığı işi kutlayan bir haber bile yazıldı. Glad Tidings de dahil olmak üzere bu gemiler limana girdiğinde büyük bir coşku oluşurdu. Pek çok insan pamuk ticaretinin iç savaş sırasında tamamen durduğunu düşünüyordu. Aslında gerçekleşen şey çok daha karmaşık ve çok daha zengindi. İç savaş döneminin ilk ve orta safhalarında Edward Atkinson isimli pamuk imalatçısı Abraham Lincoln ile konuşup, birlik ordusunun çatışmalar sırasında ilerlemiş olduğu güney bölgelerindeki pamuk tarlalarını almak için ordudan yararlanmak istediğini belirtmiş. Buna göre, birlik kuvvetleri büyük bir pamuk tarlasına girip tarlayı ve iş gücünü ele geçirecek ve bu şekilde serbest kalan köleler artık savaş kaçağı olarak adlandırılacaklardı savaş kaçakları ile ilgili bu tartışma pek çok sorun ortaya çıkardı. Çünkü eskiden köle olarak tutulan kişiler artık özgürlüğe doğru bir adım atıyorlardı. Bu noktada özgür iş gücü pamuğu denilen bir olgudan bahsedebiliriz. Bu kaçaklar pamuğu tam olarak işte böyle ürettiler çünkü onlara az bir ücret veriliyordu ancak kölelik zamanlarından daha fazla haklar veriliyordu. Bu özgür yöntemle üretilen pamuk bu dönem boyunca kölelik karşıtı siyasi konumlarının bir sonucu olarak ABD pamuğunu almaktan hoşnut olmayan İngiltere gibi ülkeler için oldukça önemli bir hale geldi. Fakat bu tablo bundan daha da etkileyici çünkü bakın, pamuk balyalarının solunda variller görüyoruz. İç savaştan sonraki yıllarda Güney'in pamuğa dayalı ekonomisi asla tam olarak düzelmedi. O zamanda pamuk kullanan ve üreten İngiltere ve İngiltere gibi diğer ülkeler pamuk ekimleri için başka yerlere bakmaya başladılar. Afrika'ya, Hindistan'a vesaire. Yani Amerika'nın güney kısmı o pazardaki kontrolü asla tam anlamıyla geri kazanamadı. Varillerin altına daha dikkatli bakarsanız New York Petroleum Company yani New York Petrol Şirketi kelimelerini görebilirsiniz ve varillerin altında da siyah bir bölge var. Aslında bu, varillerden sızan işlenmemiş petrolün lekesi. Bu olay, otomobillerde yanmalı motorun kullanılmasından çok daha öncesine dayanıyor. Petrol o zamanlar hala alışılmışın dışında bir üründü. Batı Pensilvanya'da önemli bir petrol sahasının keşfi sayesinde petrol, son derece pahalı olan balina yağının yerini alması için pazara sürülmüştü ve yeni yeni bollaşıyordu. Coleman'ın tablosuna 19. yüzyılın sonları için oldukça önemli bir ürün olan pamuğu ve 20. yüzyılın şekillenmesinde hayati önemi olacak olan petrolü dahil ederek ne kadar ileri görüşlü davrandığını söyleyebiliriz. Bu maddelerin her ikisi de tarih boyunca pek çok silahlı çatışmadan sorumludur diyebiliriz. Hadi tekrar kompozisyona ve ışığa dönelim çünkü bu tablo gerçekten de çok güzel ve dikkatlice resmedilmiş. Her şeyden önce gemi armalarından anlayan bir sanatçı ile karşı karşıya olduğunuzu hissediyorsunuz. Ayrıca gemi direklerinin nasıl yükseldiğine bir bakın. Bu sanki gökdelenler yapılmadan önceki New York'un silüeti gibi. Ayrıca katran çukurlarından çıkan dumanın gemilerin armalarına ulaşması da söz konusu. Yani bir yandan açık ve net bir bölge varken diğer yandan atmosferik bir alan oluşturulmuş. Sanatçı çalışmasındaki figürleri olabildiğince uzağa yerleştirmiş olsa da en azından bir figürün Afrika kökenli bir Amerikalı olduğunu anlayabiliyoruz. Ayaklarının çıplak olduğunu fark ediyoruz. Pantolonunu dizlerine kadar kıvırmış ve pamuğa doğru eğilmiş. Bu yüzden yüzünü göremiyoruz. Bu, iç savaş döneminde Afrika kökenli Amerikalıları tasvir etmek için kullanılan yaygın bir mecazdı. New York kuzeyde bulunan bir eyalet olduğundan bu durumu zihnimizde hemen kölelikle bağdaştırmıyoruz. Ancak 19. yüzyıla kadar New York'ta da köleler vardı. New York ülkenin güney bölgesinin kötü durumuyla özellikle de ekonomik açıdan iç içe geçmişti. Ön kısımdaki Afrika kökenli Amerikalı figür köleliğin getirdiği, yıllardır süren bu kötü duruma bakarken geçmişe bakmış oluyor. Ama aynı zamanda 1868 yılında, savaş sonrası dönemde yeniden yapılanmanın ışığı altında ileriye baktığını da söyleyebiliriz. Adeta Afrika kökenli Amerikalıların yeniden yapılanma döneminden Jim Crow dönemine kadar olan bir süreyi kapsayan dönemde üstesinden gelmek zorunda kalacakları tüm zorlukları düşünüyor. 1950 ve 60'larda ortaya çıkacak sivil haklar konusunu da unutmamak gerek. Kısacası ilk bakışta sadece güzel bir gemi tasviri gibi görünen tek bir tablonun aslında içerisinde Amerikan tarihinin en karmaşık ve sıkıntılı konularıyla ilişkili olması gerçekten de inanılmaz.